Alo, Seko bak çok güzel bir teklifle gününü şenlendiriyorum. Bursa'ya gidelim mi? Oğlum ne işimiz var Bursa'da Ali? Hasta mısın nesin ya? Kestane şekeri ne? Kestane şekeri. Kestane şekeri alalım gelelim Bursa'dan. Dönüşte de şeye uğrarız. Ne diyorsun? Çok acayip güzel şeylerim var buna ilgili, planlarım var. Tamam hadi konuşuruz sonra hadi. Tamam. Allah Allah iyice gitti kafası ya. Kapadı mı suratı var? Hayvanat suratı mı kapadı? Suratı mı kapattı telefonu abi? Yok, yok günahını almayayım şimdi. Çok günahını alıyorum insanların. Günah şarjı bitti yüksek ihtimalle. Şarjı bitti, suratıma kapamadı. Niye kapasın ya suratıma? Suratıma niye kapasın? Affedersiniz ya, pardon. Ne diyordunuz? Bu rol diyorum. Tam sizlik bir rol Serkan Bey. Ha, rol. Vallahi ben bilemedim ya. Ya ücretten yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Ayrıca yol, yemek, sigorta, olaylar hepsini biz karşılıyoruz yani. ne diyorsunuz? Ya şehir dışı olmasa belki olabilirdi ama ben... Yani deniz olmayan bir yerde olamam ben. Niye? Niye geldik ki buraya şimdi? Şş, sus biraz sus. Oğlum neyi susayım? Ne yapıyoruz burada? Geldik buraya bekliyoruz kaç saattir. Oğlum ne çok konuştun lan? Bir sus. Az bir sus. İşte gelmiyor. Senin yüzünden gelmiyor. Kim gelmiyor ya? Deniz kızı. Kim? Deniz kızı. Sen harbiden iyi değilmişsin ya. Kardeşim. Ne deniz kızı ya? Hadi gel gidelim. İşimiz gücümüz var bizim. Hadi. Tamam birazcık daha bekleyelim döneceğiz. Biraz daha duralım bak gelecek hep bu kayada oluyor. Serkan azıcık daha beklemeyelim. Bak korkutuyorsun beni. Sen bu deniz kız oyunu çok taktın kafan ondan oluyor bu ya. Bu hep stresten yani. Hadi güzel kardeşim gel. Ya ama Sarp bak. Aması falan yok güzel kardeşim hadi Allah aşkına. Hadi gel. Oğlum işimiz gücümüz var daha deniz kızı bulamadık ya. Hadi. Abi, stüdyoya ne zaman gideceğiz? Ha. Sen gidince şahlanıyor içimde Yağız atlar. Sana sevdanın yolları. Bana toynaklar. Ne caddeler seni bana getirir ne de sokaklar. Sana sevdanın yolları bana toynaklar. Geri dönmen için anam yatırlara çaput bağlar. Sana sevdanın yolları bana toynaklar. Keşke bilebilseydin. Ben buraya yalnız senin için geldim. Önceleri insanları tanımak da isteyeyim. Sonra sen çıktın karşıma. O korkunç fırtınada. Unuttum neyi merak ettiğimi, neyi dert ettiğimi. Seni görebilmek için buralara kadar geldim. Karşılığında cadı ağacının sesimi verdim. Şimdi gidiyorsun. Git. Ama ben burada kalamam. Dönemem dediğinize. Benim gibi biri mi? Balıktım, insan oldum. İnsan oldum ama... Sadece tek bir şarkılık zaman kadar insan olarak kaldım. Ben bir şeyi çok istedim. Onun için de elimden geleni yaptım. Ağlıyorum evet. Ama üzgün değilim. Merhaba. O. Ha? Kim? Kim o? Deniz kızı. Ben buraya... Aslında... Kayıtta mı ya? Bak, kayıtta herhalde. Ya beyler bak tiyatroya geldim. Yoksunuz dükkanda. Ay, gelecek biri soyacak gidecek. Vallahi haberiniz olmayacak ha. Neyse ya benim Melo ile aram çok kötü de. Diyorum akşama bir oyun bir şeyle ayarlasanız da kızı tiyatroya getireyim. Ya hangi oyun olduğu da fark etmez. Hani Türkçe olur, altyazılı olur, çocuk oyunu falan bile olur yani. Ya
Yalnız çocuk oyununa gelmesin Derya. Ya Sarp gelsin, dur, Allah aşkına bu ne metodu? Bu gerizekalı niye kamera görünce dayanamıyor ya, acaba? Sarp, bir de bak Serkan abi hiç iyi değil bugünlerde. Engin abiye deniz kızı görüyorum falan demiş. Gece aradı bana bunları söyledi. Anlamadım ama bak Serkan abi çok üzgün zaten ya kaç gündür. Ona bir dikkat et ne olur. Onu üzgün görünce çok üzülüyorum ben. Heh, tamam. Tabii bunu kim bilir ne zaman izleyecekler ya. Ya da izlemezlerse ne olacak? Ulan ara aç telefon söyledim ya. Dünyanın en gereksiz ikinci kaydını yaptım ha. Neyse işte. Hepsi bu kadar. Neyin hepsi bu kadar? Niye ağlıyor ki bu kız? Oğlum bizim oyunun öyle bir bölüm falan vardı ya benim bilmediğim. Kim bu kız? Şimdi sen gidiyorsun ya gitmesen olmaz mı be? Eğer gitmezsen mahalledeki çocuklarla 9 aylık oynarız. Sen anne çıkarsan ben azmeder sona kadar kalır baba olurum. Japon kale, Alman kale. Osman'cığım lütfen yani biraz duygu katarak oku ya. Lütfen rica ediyorum yani. Nasıl abi? Yani çok ruhsuz okuyorsun. Tonlamalara dikkat et. Vallahi hiç güzel olmuyor ha. Ne tonu be abi? Allah aşkına ne tonu verdiniz elime saçma sapan. Şiir bile değil bu ya. Şiir bile değil. Ben nasıl ağzımdan bunları çıktığına şükredin siz hala ton diyor bana ya. Sen de git şunu. Kes. Deminden beri gıy 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 aynı şeyi sabahtan beri çalıyor. Aa vallahi çok sıkıldım. Osman'cığım hele gel iki lahmacun ya bir sinirlerin gitsin. Ondan sonra okursun şu hareketi. Abi hala lahmacun düş. Okumuyorum ya. Vallahi billahi ben bunları okumuyorum ya. Yeter ya. Bu neymiş arkadaş bu Osman'ım neymiş? Osman'ım kızma hele gel sen. Başlarım ben albümüne de şiirine de. Canın çıksın ya. Lan ne yapıyorsun? Vallahi yeter ya. Lan lahmacun yedin mi? Lan niye kızdın sen? Abi çok özür diliyorum. Yani ben de sinirlerime bir an şey olamadım. O yüzden yoksa yap. Ne ezikleniyorum be? Okumuyorum be. Allah Allah ya. Bir de ezik ezik. Aç işte ya. Ya şey ben şey için aramıştım. Ya aslında çok önemli bir şey yok öyle bir problem, sıkıntı yok da. Biraz sessiz yani. Fazla sessiz burası. Ve sanki fırtına kopacakmış da. Öncesi gibi sessiz yani. Ben değiştim biliyorum. Sanki başka bir adammışım gibi geliyor bana da bazen. Ama beni böyle de sev istiyorum. Biraz bencilce biliyorum ama ne yapayım? Ben hala seni çok seviyorum. Bozulan şeyleri böyle düzeltmek değil de her şeyi yeniden başlamak istiyorum. Yani yine o aynı heyecanı. Ne yapacağını bilmeme telaşını istiyorum. Gerçi ben hala senin gözlerine bakarken konuşamıyorum. Bir sürü şey söylemek geliyor içimden. Bundan sonra hepsini birbirine karıştırıyorum. İşte bu yüzden sürekli saçmalıyorum. Sensiz öyle dağıldım ki toparlayamıyorum. O fırtına kopmuş da alabora olmuş gibiyim. Çok konuştum kusura bakma ben sadece şunu söylemek istiyorum. Seni almaya geliyorum. Nasıl özlediğimi anlatamam başka türlü.